Hacı Emiroğulları Beyliğini araştırıyoruz. Arapkir'deyiz. bir tarihi eserin konağın önündeyiz ve bu konağın hikayesini bu konağın bugünlere gelmesinde emeği olan değerli Metin Emiroğlu Bey'den dinliyoruz. E, bu konaklar e, atalarımızın bize emanet ettiği varlıklardı. Aşağıda bahçeler de var. E, burasını tabi senelerin tahribatına uğradı. Ve biz burayı değerlendirmek istedik. E, devletimizin kurduğu fonlarla eski eserleri onardığını Kaymakam Bey'den, Ercan Turan Bey'den o zamanın Kaymakamı, Arapgili Kaymakamı anlatırken ben de bizim konaklarımızı da biz devlete hibe edebiliriz eğer arzu edilirse dedim. Çok memnun oldular. Ee, valimiz Ulvi Saral Bey'e telefon edildi ve ben 10 dakika içerisinde bütün mirasçılardan olur aldım, üzerime aldım her şeyi. 2 ayın içerisinde tapular devredildi ve e, burada inşaat başladı. Oldukça güzel ve titiz bir yenileştirme e, yapıldı. 3 e, sene kadar sürdü. E, konaklar bu hale geldi. Tabii buna bir fonksiyon kazandırmak lazım. Ve burayı vatandaşın istifadesine bu bahçeleri de yani vatandaşın istifadesine açma düşüncesi vardı. Buranın bir tarih müzesi olması fikri eskiden beri kafamda vardı. Bizim ailemiz tarihi bir geçmişe sahip bir ailedir. Son senelerde akademisyenler tarafından tespit edilen bazı noktalar oldu bizim Karadeniz'e bir beylik kurduğumuz ortaya çıktı. Hacı Beyliği diye. Ordu ve Giresun'un fatihleri olduğumuz ortaya çıktı. Ve bunu yaparken de danışmentnamede detaylarıyla yazdığı gibi Malatya'dan hareketle gidildiği ve danışment gazinin de torunları olduğumuz ortaya çıktı. Bunlar tarihi vesikalarla ortaya çıkınca biz de bu konaklarımıza o tarihi burada canlandırmak, yaşatmak için uygun gördük ve devletimize buraları hibe ettik. Ayrıca buraya ben bir senaryo yazdım hocalarımızla beraber. Sağ olsunlar o hocalarımız danışmentlileri son senelerde ele aldılar danışment gazinin. Battal Gazi'nin torunu olduğu ortaya çıktı. Ve Danışmet Namen'in de Battal Namen'in bir devamı olduğu ortaya çıktı. Yani Türk tarihindeki devamlılığı anlatan bir bulgu olması bakımından da ehemmiyet taşıyor. Ve bunlar tabii tarihi vesikalarla Osmanlı tarih defterleriyle, Karadeniz'deki eski eserlerle, kalelerle, camilerle ortaya çıkınca Karadeniz'le Malatya Orta Anadolu arasında bir e, tarihse tarihi ve kültürel köprünün e, bir beşeriyet köprüsünün olduğu ortaya çıktı. İpek yolu e, olayının da önemli merkezlerinden biridir Arapkir. Arapkirden devam eden Karadeniz'e İpek yolu da buradaki varlıkları hem kültürel değerleri hem e, üretilen değerleri Karadeniz'e oradan İstanbul'a e, ulaştıran bir yol vazifesi gördü İpek yolu. tarihte çok önemlidir Arap gir için. O tarihi gerçekleri burada yansıtmak istedik. Yansıtmışsınız. Evet. Efendim ee, Giresun, Esbiye, Bugün kağıdı soğuk Pınar beldesi. 15 yıldır orada tarih araştırması yapıyorum ve bu beldenin 1515, 1485 yani yaklaşık 500, 550 yıl önceki arşiv belgelerinde Bayramoğlu nahiyesi olduğunu tespit edince nedir bu Bayramoğlu? Kimdir? Rahmetli Profesör Doktor Faruk Sümer diğer hocaların kaynakları ve çalışmalarından yola çıkarak e, ordu eski pazara geldik. Giresun'un orada eski pazardaki Hacı Emiroğlu Bayram Bey'in torunu Süleyman Bey tarafından 1397 yılında fethedildiğini öğrendik. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin Ordu Mesudiye'de kurulduğunu öğrendik. Gittik araştırmaları yaptık. Metin Bey'le tanıştık ve bizi bu yol Malatya ve Arap Arapgir'e getirdi. Evet. Efendim siz nasıl tespit ettiniz o hikayeyi? Şimdi sizden dinleyelim. Evet. Bakan olduğunuzda ki Doğu Karadeniz bölgesinde birçok Emiroğulları var. Soyadı Emir olanlar var. Buyurun. Evet çok var. Karadeniz'de çok var ama Türkiye'nin 60 yerinde var e Emiroğulları. Efendim ben e, bakanlığım sırasında bana heyetler geliyordu her taraftan. Karadeniz'den de heyetler geldi. E, bazıları dediler ki biz sizinle akrabayız dediler. E, Dedim ki kardeşim mümkün değil. Bizim Karadeniz'de hiçbir irtibatımız yok. Çünkü o güne kadarki bilgilerimiz buna imkan vermiyordu. Böyle bir şey yoktu. E, yok dediler siz bu konuda eksik biliyorsunuz. Siz bir Karadeniz'e gelin biz size bunu anlatalım. Beni Trabzon'a davet ettiler. Ben Trabzon'a gittiğim zaman Trabzon milletvekilleri bir takım kitaplar, haritalar getirdiler. Sonra e, Perşembe ilçesinde bir stat açılışı vardı. Ordu Perşembe. Ordu Perşembe. Beni oraya davet etti Çünkü spor bakanlığı da bana bağlıydı o zaman. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapıyordum. E, oraya gittim statın temelini e, atmak için gittiğimde köşede bir davulcunun e, bana çok aşina gelen bir e, oyun havası çaldığını gördüm bire bu oyun havasının bizim Arapkir'de e, düğünlerde çalındığını hemen hatırladım. Adam Adamcağızı çağırdım dedim kardeşim bu nedir sen çalıyorsun bu havanın ismi nedir şudur budur. Dedi ki bu bizim çok eski havamızdır beyim dedi. E, soruşturduğum zaman bir de Tamzara diye bir oyun havası var. Karadeniz'in her tarafında oynanıyor. Tamzara dedim benim Arapkir'imin baş oyunu. On dediler ki hiç iddia etme bu bu, bu Karadeniz oyunudur çünkü e, tamzara diye bir belde var e, Şevkin Karahisar'da oradan çıkmıştır ve bütün Karadeniz'de bu oynanır dediler. O zaman anladım ki yani Karadeniz'de bizim bölgemiz arasında bir kültür birliği var. Sonra insanların konuştuğu e, Türkçe çok arı bir Türkçe ve bizim bize, bizim Türkçemize çok benziyor. Yani nasıl bir Türkiye'nin bir kültür birliği içinde olduğunu ortaya çıkaran bunlar değerli bilgilerdi. Tabii insanı çok heyecanlandırıyor. Yani Arap gelinlere, Karadenizlere, kime söylesen kabul etmez yani bunları. Ama tarihi gerçekler olarak ortaya çıktı. Birçok hocamız... Sağ olsunlar. Ee, bu konuda e, eserler yazdılar. E, Bahattin Yedi Yıldız başta olmak üzere, Necati Demir Profesör başta olmak üzere, İbrahim Tellioğlu, e, Efendim, e, Feridun Emecen. Salim Çörtü bizim değerli tarih kurumu başkanımız, rektörümüz. Rektörümüzün emriyle İnönü e, Üniversitesi'nde Danışment Gazi Kütüphanesi kuruldu. Ve Danışment Gazi'nin e, Malatya'nın üst yaylalarında yaptığı meydan savaşına oraya bir heykelinin dikilmesi konusunda bir e, proje var. O geliştirildi ve Danışment Gazi'nin Malatyalı olduğu ortaya çıktı. Bu tabi Türk tarihinin çok önemli bir Danışmend Gazi biraz evet. anlatır mısınız? Yani evet. Batal Gazi'nin torunu, Hacı Emiroğulları'nın atası. atası. O, evet. Evet. evet, kimdir Danışmet Gazi ve onların evet. Perşembe Yaylası'nda destansı bir mücadelesi de var. Evet, Danışmet Gazi ordu toplayıp gaza yapmak için halifeye giden, halifeden izin aldıktan sonra e, teçhizat ve diğer e, araç ve gereçleri temin ettikten sonra 40 bin kişilik bir ordu kuran Malatya'da e, ve Malatya'dan hareketle önce Sivas'ı fetheden daha sonra e, o arada 1071 olayı e, meydana geliyor. 1071'e katılıyorlar ve 1071'de çok büyük yararlılıklar gösteriyorlar. E, oradan da e, Sultan Alparslan e, Danışmet Gazi'ye hem Orta Anadolu'nun hem de Karadeniz'in fethi görevini veriyor. Çok güveniyor ona. Ve diyor ki sen bu bölgede nereleri edersen oralar senin şahsi mülkün olacak. Yani senin hanedanlığına ait olacak. Biz Selçuklular olarak buralardan bir hak iddia etmeyeceğiz. Onun üzerine işte ilk fethedilen yer e, Sivas. E, birinci başkent Sivas, ikinci başkent Tokat'ın e, Niksar'ı. Niksar'ı başkent yapıyorlar. O arada Kayseri'yi, Amasya'yı, Tokat'ı, Çorum'u o bölgeleri fethediyorlar. Bakın 1071'den sonra 1085'e gelindiği zaman Orta Anadolu, bütün Orta Anadolu'yu e, Danışmet Gazi fethetmiş oluyor ve Karadeniz'deki faaliyetlerine başlıyor. Bu arada Malatya'yı 1101 tarihinde fethediyor. Onun için de 1101 tarihi Malatya'nın fetih günü olarak kabul ediliyor şimdi. Malatya'nın fethi 1101 tarihinde diye tarihçiler antat kaldılar. Malatya valiliğimiz de bunu Malatya'nın fetih günü olarak kabul etti. Yani de Malatyalılar e, Danışment Gazi sayesinde hem Orta Anadolu'ya hem de Karadeniz'e açılmışlar ve Karadeniz'in fethinde büyük rol almışlardır bu rollerden bir tanesi de Danışmet Gazi'nin şehit olduğu o Aybastı Yaylası'ndaki büyük savaştır. O yayla dağlarında birçok yer var. Ordu, Giresun, Trabzon yaylalarında evet. çok meşet, meşet obası, meşet beleni, kara meşet hep evet. merak etmişimdir. Bunlar nereden kalma? İşte o bayramlı Emiroğulları Beyliği'nin Trabzon Pontos'la yaptığı mücadelede toplu şehitler. İşte o şehitliklerden bir tanesi de 900 yıl önce Danışmet Gazi'nin evet. Perşembe. Siz oraları gittiniz. Evet, bu sene gittim oraya. Bir orada bir güreş festivalinin olduğunu ve aynı zamanda da Danışmet Gazi'yi anma festivalinin olduğunu, anma gününün daha doğrusu olduğunu öğrendim. Yani kurbanlar kesiliyor, Kur'anlar okunuyor, namazlar kılınıyor. 900 senedir vatandaş orada Danışmet Gazi'yi anıyor. Orada yatan 8000 bin şehidin belki 4 en az en az 4 bini Malatyalı hemşerimiz bizim haberimiz yok bundan Türk tarihinden düşünün ben Milli Eğitim Bakanı olmuşum bundan haberim yok Karadeniz'de ne işim var ben Malatyalıyım diyorum halbuki Karadeniz'in Fatih'i olduğu olduğumuz ortaya çıkıyor Malatyalıların şimdi Malatyalıların buradaki ailelerin hepsinin Karadeniz'de irtibatı var sadece akrabalar var sadece, sadece Emiloğulları'nın değil hepsinin var. Geçen gün bir tanesi Sinop'tan gelmiş, hastanede rastladım. Nerelisin amca dedim, Sinopluyum dedi. Eee Çepnisin sen öyleyse dedim. He dedi Çepniyim dedi, e, ben Malatyalıyım dedim. E bizim bir kolumuz da Malatya'da zaten dedi. Dedim neresi kim? Veli oğullarından dedi. Şimdi Malatya'da Veli oğulları var Akşadağımızın kenarında. Büyük bir ailedir, aşirettir. Bunun gibi işte Emiloğulları'nda olduğu gibi e, Çomoğulları var. Orada yine e, şey olan Ekşioğulları var. Çok büyük bir aşiret. Bizim Naci Ekşi mesela o aşiretten gelmedir. E, çok fazla bütün büyük ailelerin orada kolları var, şeyleri var, irtibatları var. Evet. Bu konakları devlete bağışlayınca işte bir tarihi misyon yükleyelim dedik. Hatıramızı burada yaşatalım dedik Bunun bir hikayesi var anlatmak isterim. Benim dedem Faik Emiroğlu tarafından yapılmıştır. Efendim bu 15 tonluk bir aşağı yukarı bir testi şeklinde e, toprağa gömülmüştür. Ama o taşlar örülerek testi şekline getirilmiştir. Ağzı böyle bu şekle getirilmiştir. İçi böyle genişletilmiştir ve sonra Testi kırığıyla e, karıştırılarak testiler un ufak edilmiştir. O un ufak edildikten sonra işte horasan harcı haline getirilmiştir yumurtayla falan filan. Çok sağlam bir harç. Bunun içerisine konmuştur o harç. Ve sonra buraya e, su bağlanmıştır. Bunun, bunun özel suyu vardır. Kaynaktan belli günlerde buraya su gelir. Bu testi dolar e, sarnıç. Bütün bu mahallenin halkı e, buradan suyunu alır. Emiroğlu Müzesi'nin içerisindeyiz. Hacı Emiroğlu Müzesi'nin içinde ay bastığı fotoğraflar, yazılar böyle kısa kısa bilgilerle gezelim evet, beraber. Evet. Bu resim ordudaki etkinliklerde çekildi. Hatta spor kulübü balıkesirler oraya gelmişlerdi. Yani 900 yıldır yapılan bir etkinlikte şu sancağın dalgalandığını yeniden gördük orada. Çok mutlu olduk. Yani bu bilincin 900 yıldır orada yaşatılmış olması çok büyük bir olaydı. Ama biz Malatyalıların bundan haberinin olmaması da eksik tarafımızdı. Karadeniz'in de ve Orta Anadolu'nun ve Malatya'nın bu tarihi süreçteki rolünü bizim gençlere anlatmamız lazım. Çünkü orada binlerce Malatyalı şehit yatıyor mesela. Sadece Malatyalı olarak düşünürsen ama bütün Türkiye'nin her yerinden insanlar oralarda o fütuhat sırasında şehit oldular. İşte bu Aybasi Yaylası meşhur. Biliyorsunuz Menderesler. Bu ovada e, yapılan savaşta Danışment Gazi. Tarih kaç efendim? 1105. 1105. Evet, evet. 1105'te şehit e, oluyor. Evet. He, orada bir kümbet var. Kümbetin etrafında e, 8000'e yakın e, mezar var. O mezarları da devletimiz sağ olsun etrafını çevirmiş, düzeltmiş. Sahipsiz değil yani. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Danışmentliler Efendim 17 oku yediği yer danışman gazının o yayla da 17 okuyor sırtına şehit olmuyor yani vefat etmiyor. Niksar'a götürün diyor. Niksar'a gidiyorlar bir caminin duvarında oturuyor diyor ki vasiyetimi dinleyin. Şimdi diyor beni burada bir yere gömün kimseye söylemeyin diyor. Sizin diyor ele aldığınız burada fethettiğiniz bütün yerleri imparator elimizden alacak diyor. Fakat diyor 10-10 sene sonra buraya tekrar geldiğiniz zaman tekrar buraları fethedeceksiniz. O zaman Niksar'da bana bir türbe yaptırın diyor. Yani danışmet bilgilerden arz ediyorum. Bir türbe yaptırın diyor. Şu anda Melik Ahmet Danışment Gazi'nin Niksar'da türbesi var biliyorsunuz bu ordu yaygasındaki bu, bu savaştaki olan... şehadet anı bakın oklar Kaç sırtına 17 ok. Bu orijinal yapılmış yağlı boya bir tablodur. Canlandırmaya çalıştık orijinal bu kadar yani. Evet 1085 yılında bütün Orta Anadolu'ya hakim oluyorlar. Burada neler var? Bakın Sivas, Tokat, Kayseri, Kastamonu, İnebolu, Çanik, Ankara, Karahisar, Malatya, Çankırı, Sinop. Bu tarafa geçin. Samsun, Bolu, Çorum, Gömenek, Amasya, ee, Osmancık, Gümüş, Hacıköy, Niksar Zile, Turhal Bütün bu bölgeleri 1071-1085 14 sene içerisinde Türkleştiriyorlar Danışmentler bu arada Haçlı seferleri başlıyor 1101'de O Haçlı seferlerine katılıyorlar 1. Kılıcahstan'la beraber Anadolu'da 3 e, meydan savaşı Yapıyorlar Haçlılarla 3'ünü de kazanıyorlar Bütün Türk tarihi adına bu insanlara minnettarız. Bu vatanın Müslüman Türk'ün vatanı yapan bu insanların ve onların evlatları olarak bugüne gelen bütün Türkiye halkıdır. Sadece bu gerçeklerin bilinmesini istiyoruz. Hani Malatya'lara, Karadeniz'lere, o Orta Anadolu nere değil, hepsi bir arada kültürler, bir tarihler, bir kaderler, bir alın yazıları, bir bu coğrafyayı elimizde tutmak için Tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Dünyanın en güzel cennet vatanında yaşıyoruz ama bunun bir bedeli var. Aslında Türk milleti bu bedeli ödemiştir, defaatle ödemiştir. Yeni bir tarih yazmak niyetinde değildir ama gerekirse yeni tarihler de yazar bu millet.